Doktor anlat, ne yaptınız? Hocam maşallah sizin adınıza İsrail'deydik. Başbakan Netanyahu Bey'le görüştük. Sizin selamlarınızı ilettik. İletince hemen gülümsemeye başladı zaten. Maşallah çok hoşuna gitti. Kendisini desteklediğimizi, Türk ve İsrail halkının dostluklarını gündeme getirdik. Sizin radikalizme ve terörizme karşı mücadele verdiğiniz, İsrail'in orada kıyamete kadar olacağı inşallah. Dua ediyoruz dedik, destekliyoruz sizi. Çok hoşuna gitti, defalarca teşekkür etti, selamınızı aldı. Bakanlarla görüştük, Kültür Bakanı ile görüştük. Aynı şekilde mesajlarınızı ilettik, selamınızı ilettik. Netanyahu Bey'e selamınızı ilettikten sonra hemen kitapları da ilettik, mesajlarınızı. Gözlüklerini takıp kitapları incelemeye başladı zaten. Ama biliyor zaten çalışmalarınızı. Defalarca teşekkür etti. Yani dua ediyoruz dedik sizin için. Tekrar teşekkür etti. Radikalizme ve terörizme karşı yaptığınız mücadeleyi anlattık. İsrail'in orada da yaşama hakkı olduğunu ve var olacağını söyledik inşallah. Ayrıca teşekkür etti onun için de inşallah. Burada evet bakan görüyoruz. Buradaki bakan enerji bakanı. Evet. Mossad ve istihbarat teşkilatları da bu bakana bağlı. Evet. Mossad ve? Bir istihbarat teşkilatı daha var. Ülkenin ulusal bir iç istihbarat teşkilatı. Mossad'ın başı olan bir insan. Evet. Başı olan bir insan. Evet. Tamam. Bir daha ismini söyle. Yuval Steinitz. Evet. Halihazırda bakan olarak hangi bakanlıktaydı? Bir daha söyle. Enerji Bakanlığı. Enerji Bakanlığı. Ama Mossad ve istihbarat teşkilatları bu B'ye bağlı. Tamam. Aynı zamanda Enerji Bakanı. Evet. Evet. Kitaplarınızı verdik. Yine mesajlarınızı ilettik. Burada Mülteci ve Kudüs İşleri Bakanı Zeev Elkin. Daha önce de görüşmüştük kendisiyle. Bu ikinci görüşmemiz oldu. Yine selamınızı ilettik. Selamınızı aldı. Mesajınızı ilettik. Çalışmalarınızı anlattık. İsrail'i Türkiye'nin dostluğu için yaptığınız çalışmaları zaten çok iyi biliyorlar. Yakından takip ediyorlar. Türkiye ulusu hakkında çok olumlu düşünceleri var. Kültür Bakanı'nı görüyoruz burada. Miri Regev Hanım. Bayağı şeker bir insan. Çok. Evet. Oradan sorumlu. Bayağı candan baksana böyle çok insancıl. Evet. Sizin isminizi duyunca çok memnun oluyorlar hocam maşallah. Bak nur gibi elinde bayağı tertemiz bir insan. Evet. Çok modern birisi. Yine aynı şekilde selamınızı ve mesajlarınızı ilettik. Kitap verdik. Diğer bakanı görüyor. Diğer resimdeki bakan. Evet. Savunma Bakanı. Moshe Yalom beyefendi. Moshe Yalom. Evet. O da sizin isminizi duyunca gülümsemeye başladı. Zaten yüzünde de ifade görülüyor maşallah. Çok hoşlarına gidiyor. Çalışmanızı çok yakından takip ediyorlar. Maşallah. Evet, güzel. Yaklaşık 10 kadar milletvekiliyle görüştük. İki üniversitede konferans oldu. Üniversite konferanslarında bütün çalışmalarınızı anlattık. Birer saat, 1,5 saatlik konuşmalar oldu. Musevi öğrencilerin katıldığı. Çok detaylı soru sordular. Yani bağnazlığa karşı yaptığınız mücadele, İslam'ın modern yüzü, İslam'da kesinlikle Musevilere karşı bir düşmanlık olmadığı, haram olduğu Kur'an'dan ayetlerle bağnazlık kitabınızı gösterdik. İslam terörü lanetler kitabınızı, terörün haram olduğu, ahir zamanda olduğumuzun alametlerinin gerçekleştiğini sorunca alametleri sordular. Lulin kuyruklu yıldız ve diğer alametleri anlatınca amen sesleri ve alkışlar yükseldi bütün salondan. Bir daha söyle bakayım. Ahir zamanda olduğumuzu anlattık. Tevrat'a göre, Kur'an'da ayette gönderme yaptığını Allah'ın, Tevrat'ta bize burada yazdığını inşallah bu ayeti söyleyip, Tevrat'taki alametlerin ve İslam'a göre olan alametlerin Mehdi, Moşiye aynı kişi olduğu ve ortaya çıktığı alametlerin gerçekleştiği çünkü. Böyle olunca Musevi öğrenciler alametleri sordular. Biz de detaylı olarak Lulin kuyruklu yıldız ve diğer alametleri sayınca amen sesleri yükseldi Musevi öğrenciler ki modern öğrenciler. Bir kısmı Ortodokstu, bir kısmı modern ve alkışlarla kesildi konuşma maşallah. Maşallah çok güzel. Maşallah. İsrail'in orada kıyamete kadar var olacağı bunun için 4 tane ayet olduğu. Müslümanlarla ve Hristiyanlarla barış içinde yaşayacağı ama İslam dünyasındaki bu bağnazlıktan dolayı bağnazlık kitabınızı gösterdik. Musevilere karşı bir düşmanlık olduğu ve terör için bazı uydurma hadislerinin olduğu ama sizin buna karşı çok etkili bir mücadele verdiğiniz ama desteklenmesi gerektiği bunun ama inşallah çok iyi bir zamanın yaklaşmakta olduğunu inşallah. Mehdi zamanı. Neyin desteklenmesi gerektiğini? Sizin bağnazlığa karşı yaptığınız mücadelenin sadece sizin yapabileceğiniz bunu, onların yapamayacağı bunu ama sizin yaptığınız etkili bir şekilde ama dünya çapında bunun desteklenmesi gerektiği inşallah. Güzel. Bir televizyon programı oldu. İsrail'in bütün dünyada yayın yapan İ24 diye bir kanalı var. Amerika'dan Avrupa'ya kadar her yerde izleniyor. İngilizce ve Arapça yayınlar da yapıyor. Evet. Fransa'da yapıyor. O kanala çıktık inşallah sabah haberlerine. Orada yine İsrail'in yaşama hakkı, kitap ehline bakış açısı, Müslümanların ve
Hristiyan Musevilerin dostluk içinde yaşamasının Kur'an'a uygun olduğu, Kur'an'da kesinlikle düşmanlığın olmadığı, Hazreti Süleyman Mescidi'ni sordular. Kesinlikle yapılacağını söyledik inşallah. Bu o dönemde olduğumuz, ahir zamanda olduğumuz. Sizin Bağnazlık kitabını ve İslam Terör Lanetler kitabınızı gösterdik. O uzun uzun ekranda kaldı zaten inşallah. Yaptığınız çalışmaları bu konuda maşallah, elhamdülillah. Bir daha söyle hangi kitap? Bağnazlık'ın Kara Yüzü kitabının İngilizcesini ve İslam Terör Lanetler kitabının İngilizcesi uzun süre yayında kaldı. Elimizde gösterdik zaten. Bu konuda yaptığınız çalışmalar. Bununla ancak terörün ve radikalizmin, işte kanın, vahşetin durabileceği, askeri tedbirlerle olmayacağını söyledik. Hazreti Süleyman Mescidi'ni sordu. Siz buna katılıyor musunuz diye. Yehuda Grik de vardı yanımızda. Hazreti Süleyman Mescidi'nin de inşallah Allah'ın anıldığı bir yer olduğu için mutlaka yapılması gerektiği, Musevilerin orada ibadet etme hakkının zaten Kur'an'da verildiği, onların ibadetinin engellenmesinin haram olduğunu Kur'an ayetleriyle açıkladık. Şimdi o resimleri bana bir açıkla. Evet, Netanyahu Bey'le görüşürken sizin kitaplarınızı gösteriyoruz orada. İslam Terör Lanetler kitabınız var. Kitapları yaklaştır göreyim. Gelin Birlik Olalım kitabınız var. Ortada duran Gelin Birlik Olalım kitabınız. İlk elinde en önde olan İslam Terör Lanetler kitabınız. Burada o kendine yakın olan kitap. Evet, evet. Üstte olan, onu inceliyor inşallah. Orada İslam'ın, terörün İslam'a göre haram olduğu, kan dökmenin, masum insan öldürmenin, bütün insanlığı öldürmek gibi olduğu bu kitapta anlatıldı. Kur'an'dan delillerle yazdınız bunu. Tamam, ortadaki kitap nedir? Gelin Birlik Olalım kitabınız. Bunda İslam, Hristiyanlık ve Museviliğin birlik olması için Kur'an'dan ayetlerle ve Tevrat'tan ve İncil'den deliller verdiğiniz bu kitapta. Tamam. Üçüncü kitap ne? Üçüncü kitapta Bağnazlık kitabınız. Bağnazlık'ın Kara Yüzü kitabı. Burada işte bütün bağnazlık, İslam dini adı altında Allah adına yapılan haramların bu bağnazlık kitabında doğrusunun anlatıldığı inşallah Kur'an'dan ayetlerle. Evet, güzel. Çalışmalarınızı ama çok yakından biliyor zaten Netanyahu Bey maşallah. Çok defalarca teşekkür etti zaten. Size de selamlarını söyledi. Evet. Diğer resimleri gösterdi. Yeni resimler gelmişti, onları göstereyim. Eyüp Kara Bey çok selamlarını söyledi size. Eyüp Kara bakan yardımcısı. Bölgesel gelişimden sorumlu bakan yardımcısı. Evet. Türkiye'ye birkaç kere geldi. Birkaç kere geldi. Ben de birkaç kere görüşmüştüm. Evet. Sizi çok çok selamlarını söyledi. Zaten çalışmalarınızı çok yakından takip ediyor. İsrail-Türkiye dostluğu için de sizin desteklenmeniz gerektiği ve desteklediklerini defalarca bildirdi inşallah. Ayrıca selamları var size özel. Aleyküm selam. Ofisindeki görüşme. Dov Lipman, bu bir önceki dönemde milletvekiliydi. Tekrar milletvekili olma ihtimali çok yüksek olan birisi. O da zaten daha önce görüşmüştük. Size çok çok selamlarını söyledi. Çalışmanızı çok yakından takip ettiğini, tamamen desteklediğini bildirdi. İslam Terör Lanetler kitabınızı da şu anda elinde tutuyor zaten. Güzel. Evet. Evet. Milletvekili Abi Dihter. Bir daha. Milletvekili Abi Dihter. Evet. Abi evet. Dihter. Yine mesajlarınızı ve çalışmalarınızı anlattık kendisine inşallah. Burada Likud Partisi'nden en soldan başlamak üzere Gidon Ariel var. Bir de bunlara şeyi de söyledik her birine hocam inşallah. İsrail-Türkiye dostluğunu siz olması gerektiğini, müttefik olması gerektiğini yıllardır anlattığınızı, son zamanlarda da hükümetimiz düzeyinde de çok güzel, önemli gelişmeler olduğunu bildirdik ayrıca. Onlar da farkındalar. Şimdi o sıradan o kişileri de bana tanıt. Ben okuyayım üzülürseniz Adnan Bey. Evet. Soldan sağa Likud Partisi'nden Gidon Ariel. Yaklaştır göreyim. Likud Partisi'nden Gidon Ariel. Soldan tamam. Sağa bakıyorum. Yakov Wider. Onun görevi nedir? Onlar misafirler. Orada bulunan misafirler, o an bulunan. Bir de evet. Texas'tan bir Amerikalı var yanında. Bob Odell. Hristiyan onlar. Onlar da çok selamlarını söylediler size. Aleyküm kitaplarınızı selam. Verdik. Haham Yehuda Glik. Haham Yehuda Glik. Milletvekili Bayan Nava Boker. Bir daha. Milletvekili Bayan Nava Boker. O ismi bir daha söyle. Milletvekili Bayan Nava Boker. Hmm. Evet. Nava Boker. Nasıl? Nava Boker. Hmm. O da çok sevimli, güzel bir hanım, kibar bir hanım. Evet. İşte bu tarz model insanlar mecliste olsa çok çok güzel olur. Evet. Başka ne var? Göstereceğim. Evet, Milletvekili Nurit Cohen. Koren. Bir daha. Milletvekili Nurit Koren. O da kibar bir hanım. Evet, evet maşallah.
Yahudi Glik ne sevimli insan yani, o kadar gayretli şekli. Yani size olan sevgisini tarif etmek çok zor. O kadar gayret etti ki maşallah. Maşallah. Buradaki bey ve hanım? Haham Hollander beyefendi. Sanhedrin Mahkemesi Başkanı. Evet. Evet, o çok efendi, sevgi dolu bir insan maşallah. Milletvekili Bayan Doktor Anat Berko. O da Bir daha ismini söyle. Milletvekili Doktor Anat Berko. Anat Berko, evet, o da çok insan, zilkibar bir insan. Terörizm konusunda çok uzman. Sizin İslam terörü lanetler ve İsrail'in yaşama hakkını anlattık. Çok ilgilendi çünkü zaten uzman olduğu bir konuda bu şekilde çok ilgili gösterdi. Evet, milletvekili Miki Zohar. Miki Zohar. Evet, hep genç milletvekilleri. Evet. Maşallah, inşallah hayır yolunda. İnşallah. Dünyaya sevginin, efendim, Moşiyah'ın güzel sisteminin oturmasında inşallah vesile olurlar. İnşallah. Başka? Evet, bu da yine çok genç bir bayan milletvekili. Sharon Haskell. Sharon? Haskell. O da çok güzel bir hanım. Nurlu, temiz yüzlü bir insan. Maşallah. Evet. Bu bayan da milletvekili Shuli Muallem Rafaeli. Bir daha. Milletvekili Shuli Muallem Rafaeli. Sevimli bir insan. Evet, bu kadar da resimler. Ama Yahudi Glik'in bu gayreti tarif edilir gibi değil. Yani evet. Maşallah. Yahudi Glik çok şeker bir insan. Bayağı sevgi dolu. Girişken de. Dindarlığı çok güzel. Her yerde dindarlar, gerçek samimi dindarlar, dürüst dindarlar, modern dindarlar ön planda olması lazım. Çünkü modern, samimi bir dindar ateist için de çok büyük bir güvencedir. Musevi için de, Hristiyan için de bir güvencedir. Çünkü Allah'tan korkuyor, vicdanıyla hareket ediyor. Herkes için bir güvence. Knesset'te de bir toplantı oldu. Orada da Cihat'la birlikte konuşmacıydık hocam inşallah. Yine Kur'an'a göre kitap ehline bakış açısı, İsrail'in yaşama hakkı gündeme geldi. Hristiyanlarla ve Musevilerle birlikte bağnazlık ve terör konularındaki bütün fikirlerinizi aktardık Knesset'te. Konuşmada inşallah, mecliste. Yani meclis. Evet, meclis, evet. İsrail meclisinde büyük bir toplantı oldu. Hristiyanların, Musevilerin ve Müslümanların katıldığı. Cihat'la ikimize sizin adınıza konuşma hakkı verdiler orada. Konuşmacıydık. Orada Kur'an'a göre kitap ehline bakış açısı, İsrail'in yaşama hakkı olduğu, Hristiyanlarla ve Musevilerle birlikte ibadet etme hakları olduğu Tapınak Tepesi'ndeki bölgede inşallah. Radikalizm ve terörizmin sadece fikri mücadeleyle çözülebileceği ve sizin bununla ilgili kitaplarınızdan bağnazlık kitabında örnek olarak gösterdik inşallah çalışmalarınızı. Anlattık. Evet, güzel maşallah olmuş. Üniversitedeki konferansı organize eden Bar İlan Üniversitesi'nde bir hoca var. Ne? Bar? Bar İlan, en büyük üniversitelerinden biri İsrail'in, Bar İlan Üniversitesi. Orada bir konferansınız oldu sizi temsilen. Oradaki hoca öğrencileriyle birlikte çok yakın zamanda sizi ziyarete gelmek istiyorlar inşallah. Çok memnun olurum. Musevi öğrencilerle birlikte, evet. Çok memnun olurum. İnşallah. Daha önce de bizim eve gelmişlerdi Musevi öğrenciler. Acayip şekerler, evet. Doluşlar böyle. Saçlar onların böyle klasik. Kızlar falan tavşan gibi acayip güzeller. Salon çaka çaka doldu onlarla böyle. Büyük bir heyecandan bana bakıyorlar böyle. Köfte gibi acayip sevimlerle. Bekliyoruz. İnşallah. Özellikle ayetlerle, kanıtlarla konuşunca çok etkili oluyor. Çok ikna edici oluyor. Onların da kanaati geliyor barışın olacağına. Sevginin hakim olacağına. Kanaatleri geliyor inşallah. Bar İlan Üniversitesi'ndeki dersten iki fotoğraf. Bar İlan'da. Evet. Kur'an'dan ayetlerle dediğiniz gibi Musevilere karşı hiçbir şekilde bir kin ve nefretin olmaması gerektiği, haram olduğu, masum insanları öldürmenin haram olduğu, radikalizmin, terörizmin sebepleri, ama sonra da hocam inşallah ahir zamanda olduğumuz Tevrat'a göre de, Zebur'a göre de, Kur'an'a göre de dünyaya İslam din ahlakının hakim olacağı ve Kral Mesih döneminde olduğumuz alametlerin gerçekleştiğini söyleyince alametleri sordular Musevi öğrenciler. Alametleri sayınca da amen diyerek alkışlamaya başladılar maşallah. Maşallah. Bu resimde gördüğümüz
Jerusalem Post gazetesinin politik haberler sorumlusu Gil Hoffman. Bir daha. Jerusalem Post gazetesinin politik haberler sorumlusu Gil Hoffman. Bizimle röportaj yaptı. Sizin çalışmalarınızı çok merak ediyordu. Onları anlattırdı inşallah. Evet, güzel. Hadasa Akademik Koleji Başkanı Profesör Berthold Friedlander. Üniversitenin rektörü. Üniversitenin rektörü. Evet. Bir daha. Hadasa Akademik Koleji Başkanı Profesör Berthold Friedlander. Evet, devam edin. Seminerden birkaç fotoğraf. Bir konferans organize ettiler. Oraya da konuşmacı olarak katıldık sizi temsilen. Hadasa Üniversitesi'nde rektörü... Ne üniversitesi? Hadasa Üniversitesi. İsrail'in büyük üniversitelerinden. Evet. Üniversitesi. Evet. Kudüs'te. Kudüs'te. Büyük üniversitelerden birisi. Evet. Bu Rafael Sadi Bey. Sadi Bey. Türk Muhsevi Gazetesi. Tel Aviv Yafa'da kendi ofisinde buluştuk. Size Tel Aviv Yafa'da. Size evet, çok Yafa. Selamları var. Sevgi ve muhabbetlerini söyledi inşallah. Aleyküm selam. Aha, benden de röportaj yapmıştı bu Rafael Sadi. Değerli bir kardeşimiz. Musevi efendim, hayırlara vesile olmak için gayret ediyor. İ24 kanalının yöneticisi Frank Melul. İ24 kanalının kurucu yöneticisi, Fransa Başbakanı'na danışmanlığını yapmış olan bir kişi. Frank Melul Bey. Ona da sizin çalışmanızı anlattık, kitaplarınızdan hediye ettik, röportaj yaptık, çok selamlarını söyledi. Selam söyleyen herkese aleyküm selam. Evet. Kanalın kurucusu. Kanalın kurucusu. Kim bu güzel kız? İ24 News spikeri Bayan Meredith Rose Brückner. Bayağı şeker, çok sevimli bir şey. Canlı yayına çıkmıştık, o programın sunucusu. Çok sempatik, maşallah. Maşallah. Kitabımızdan çok etkilendi o da. Anlatımımızdan, ayetlere dayalı olarak anlatımımızdan çok etkilendi. Bu bey kim? Köşe yazarı Doktor Ben Dror Yemini. Bir daha. İsrail'in tanınmış köşe yazarı, sosyolog Doktor Ben Dror Yemini. Bu da sizin fikirlerinizden çok etkileniyor. Sizi ziyarete gelmek istiyor inşallah. Tamam, şeref duyarım. Gelsin. İnşallah. Armon Segal. Armon? Segal. NRG haber sitesinden. Nasıl? NRG haber sitesinden. Haber gazete çıkarıyorlar. Sizin eserlerinizle ilgili bir röportaj yaptılar bizden uzun bir şekilde. Ha, çok güzel. Gelin Birlik kitabınızı elinde tutuyor şu anda. Onların da yine Kur'an ayetleriyle bağnazlığa karşı olan çalışmalarınız, haram olduğu Musevilerin yaşamı hakkından bahsettik. Ahir zamanda olduğumuz, Kral Mesih döneminde olduğumuzu söyledik. Çözümün sadece Kral Mesih ile olabileceği. Alametleri sordu o da yine. Hadisler eşliğindeki bütün Lulin dahil olmak üzere hepsini bilgisayardan da göstererek açıkladık. Amen dedi o da böyle. Çok hoşuna gitti maşallah. 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 Evet. Bu arada filmden bir görüntü gösterebiliriz mi? I agree with Zain Adnan Oktar, who uses pen name Maria Yahya's books. For example, this is one of them. Islam denounces terrorism, 300 books in 75 languages. So what basically is, Allah says in the Quran, Quran is sufficient. So, but you see, there are different religions, Sunni sects, Shiite sects. Many of them accept fabricated hadith, which is against the Quran, actually. If you look at the Quran, there is democracy, secularism in the essence of the Quran, there is complete freedom of worship and freedom of thought. So the Jews are regarded as people of the book according to the Quran. And in four verses, Allah gives the right for the Jews to live in the Holy Land. Allah says in one verse, I seek refuge in Allah from my curse, Satan. I dwell them in the Holy Land, Allah says. And they will be there in the, until the hereafter. So Israel will be an independent state until the hereafter, together in peace with Christians and Muslims. Türkiye bir kere Musevilerle, İsrail'le can ciğer kuzu sarması olması lazım. Yani Türkiye'nin modernliğine bu yakışır. Biz bağnaz, gelenekçi, ortodoks bir ülke gibi Yahudi düşman olamayız. Biz Hristiyan düşman da olmayız. Biz Hristiyanları seviyoruz, Musevileri seviyoruz. Hepsi birbirinden güzel insanlar. Bak Cenab-ı Allah diyor ki, Hristiyan ve Musevilerin yemeği size helaldir. Sizin yemeğiniz de onlara helaldir. Hristiyan ve Musevilerden özgür ve iffetli kadınlarla da evlenebilirsiniz diyor Allah. Evet. Yemeğini yiyebilirsin, eve davet ediyorsun, dost oluyorsun, ahbap oluyorsun. Sevgi göster, evinde ağırla, yemek yedir diyor. Ve evlenebilirsiniz diyor Allah.